Şimdi çok duymuşsunuzdur. Dünya ahiretin tarlası. O zaman dünya bir pazar yeri aslında. Ama herkes bu pazar yerinin telaşını veyahut heyecanını yaşayamıyor. Şimdi burası bizim ahireti kazanabileceğimiz bir pazar yeri. Ya bir şeyleri alacağız ya bir şeyleri satacağız. Ama heyecan duyulmuyor çoğu zaman. Şimdi o pazar yerinin en coşkulu anındayız, Ramazan'dayız. Niye? Ne alsan 1'e 1000, ne satsan 1'e 1000. Ama bu heyecanı duyabiliyor muyuz? Duyamıyoruz. Niye böyle oluyor? Şimdi pazar yerinde bir adamın satacak malı varsa, ben o gün o mal elimde kalmadan satayım diye ne yapar? Onun heyecanını yaşar değil mi? Sürekli oradan oraya gider, oradan oraya gider. Veyahut birinin alması gerekli malı varsa o adam da aynı heyecanı yaşar. Ama düşünün pazarda bir adam. Ne alacağı var ne satacağı var. Tesbihi eline almış, iki elini de arkasına koymuş. O adam onun heyecanını yaşayamaz. Hatta pazar yerinin daha büyük yerleri var artık. Fuar diyoruz buna. Mesela büyük endüstriyel ürünler artık fuarlarda sergileniyor. Yurt dışında, Avrupa'da, İstanbul'da, Türkiye'de fuarlar yapılıyor. Kaç gün sürüyor fuar? 3 gün sürüyor. Adam 3 günlük fuara nasıl hazırlanıyor? Yemiyor, içmiyor, gözüne uyku girmiyor. Kendisine 10 metrekare, belki kompozitten bir yer yapıyor. Satması gereken ürünleri oraya çok güzel bir şekilde diziyor, dizayn ediyor. Ve 3 gün boyunca gözünü kırpmadan o malı satmayı bekliyor. Neden? Çünkü orada yapacağı 3 günlük ticaret o adamı 3 yıl boyunca doyuracak. Doğru mu? Doğru. Şimdi bizim de dünyamız aynı pazar yeri, aynı fuar yeri. Bir tane dünyan var. Buradaki inşallah salih amellerini, cehdini, gayretini, mücadeleni sattın, sattın. Şu birkaç yıllık ömürde, kimileri için birkaç aylık, kimileri için birkaç günlük ömürde aynı o fuar gibi bu pazar yerinde amellerini satıp değerlendirebilirsen sonsuz bir hayatı bu pazar yerinde kazanabilirsin. Hele hele o pazar yerinde öyle bir köşe açılmış ki ne satsan ne alsan 1'e 1000 veriyorlar. Şimdi biz bunun heyecanını duyup yaşayamıyoruz. Neden duyup yaşayamıyoruz? Çünkü olayın maddesinde kalmışız, manasını yaşayamamışız. Şimdi sahabe efendilerimiz bütün ömürleri boyunca gece gündüz hep bir şey düşünüyorlar. Diyorlar ki marziyat-ı ilahiyi nasıl kazanırım? Yani Allah benden nasıl razı olur? Acaba Sinan'a böyle mi davransam? Acaba buraya bunu mu infak etsem? Acaba bugün gecemi mi bölsem, gündüzümü kessem? Ne yapsam da Allah beni razı eder diye sürekli bir sorgu ve muhasebe halinde ömür geçirdiklerinden dolayı Ramazan ayı geldiğinde ne oluyor? Onun heyecanını da duyabiliyorlar. Niye? Çünkü yıllardır birikimleri o 3 günlük fuara çıkacak. O 3 günlük fuardaki o birikimleri satarlarsa 3 yılları rahat olacak. Bunun farkındalar. Sonsuzluğu o pazar yerinde, o fuar yerinde kazanacaklarının farkında olduklarından o heyecanı duyuyorlar. Biz niye duyamıyoruz? Çünkü biz ahiret pazarında, ahiret ticaretinde olduğumuzu unutmuşuz. Şimdi tabiinden efendilerimiz sahabeler için şöyle bir tabir kullanıyorlar. Onlar eğer yarın öleceklerini bilselerdi, inanın hayatlarından hiçbir şey değişmezlerdi diyorlar. Muazzam bir şey. Ben bu soruyu çok sordum. Kendi nefsim de dahil. Hep farklı farklı cevaplar aldım. Tövbe ederdim, namaz kılardım, borcumu kapatırdım. Sevdiğimin yanında işte bir gün daha geçirirdim. İşte tam o gece böyle dağlara bakar bir son sigaramı yakardım falan. Çok çeşitli cevaplar duydum. Ama sahabe efendilerimizin yaşantısına bakın. Her gün ölecekmiş gibi yaşamak bu olsa gerek. İşte bu kadar kurulu bir yaşam, bu kadar Allah'ın rızasını nasıl kazanırım odaklı bir yaşam, Ramazan'a geldiğinde o pazar yeri bereketlenebiliyor. Ama 11 ay şuursuzca yaşadığımızda Ramazan ayı geldiğinde her yerde ilanatlar da olsa bu ay 1'e 1000 veriliyor. Bu ay 1'e 30 bin verilen Kadir gecesini bağrında saklıyor haberi gelince bizde hiçbir şey maalesef uyanmıyor. İnşallah bu dersler bu şuuru bir nebze uyandırır da şu Ramazan'ı bahtiyar geçiririz diyelim. Bakalım Üstad Hazretleri nelerden bahsediyor? Anahtar cümlemizde giriş yaptığımız gibi ahiret ticareti. Bismihi Sübhanehü. 29. mektup Ramazan Risalesi 7. nükte. Ramazan'ın sıyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal 1'e 1000'dir. Bakın ne yapsanız 1'e 1000 sevabı geliyor. Şimdi bu olayın biz farkında olduğumuz gibi şeytan da farkında. Sizce boş durur mu? Durmaz değil mi? Özellikle neye hücum eder?
Ramazan'ın günlerini televizyonların, gereksiz dedikoduların, gıybetlerin odağında geçirmemiz için mücadele eder. Neden? Çünkü seni bir gün oyalaması demek, bu ayda 1000 gün oyalaması demek. Bakın bu ayda şeytan bir gün ayağına çembe takarsa 1000 gün seni boşa düşürmüş demek. Şimdi bu olayın Allah Azze ve Celle de şu cihette farkında ve bizden şurayı merak ediyor. Diyor ki acaba nimet verdiğimde sürekli benden memnun olduğunu söyleyen kullarım nimeti çektiğimde yani Ramazan'la onların midelerine kilidi vurduğumda yine benden razı olacaklar mı? Bunu anlamak ne için önemli? Şu yüzden önemli. Biz nimete mi kulluk ediyoruz? Allah Azze ve Celle'ye mi kulluk ediyoruz? Bak tam bu Ramazan ayında anlaşılacak bir şey. Neden? Bir insan nimete kulluk ediyorsa nimet geldiğinde mutlu olur. Nimet çekildiğinde isyan başlar. İstemem böyle şey, kabul etmem böyle kural. Olmaz olsun böyle gün, değil mi? Haşa. Ama bir insan gerçekten Rabbine kulluk ediyorsa nimet geldiğinde de Allah'ı Allah'tır. Nimet kesildiğinde de Rabbi bellidir. Allah Azze ve Celle bunu görmek isterken şeytan da bunu görmemek için belli başlı planlar yapıyor. Çünkü şeytan senin bir gününü engellerse 1000 gününü yok etmiş demektir. Bu ay böyle bir aydır. Evet. Kur'an-ı Hakîm'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır, 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil 1000... Normal zamanlarda Kur'an'ın bir harfi sana 10 sevap verirken Ramazan bunu 1000'e çıkarıyor. Evet. 10 değil 1000 ve Ayet-ül Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakîm öyle bir nurani şecere-i tüba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Şimdi Ramazan'da bu kadar kazandırmasının bir sebebi var. Ne biliyor musunuz? Şimdi Ramazan'daki amel gerçekten riya için yapılabilecek bir amel değil. İnsan birileri ona kahraman desin diye tutup malından birilerine göstere göstere bir şey verebilir. İnsan arada iş bağlamak için birilerinin gözünün önünde hadi namaz niyaz bir şeyler de yapabilir. Ama insan birileri kahraman desin diye kolay kolay oruç tutamaz, aç kalamaz. Hatta zıttını yapar değil mi? Mesela çok iyi bildiğiniz bir insan o gün tutamamıştır. Oruç tutamadığını belli etmek için de çok fazla cümleler sarf eder değil mi? Ha doğrudur, yanlıştır, konum o değil. Ama oruç o kadar zahmetli bir olay ki sadece Allah için yapılacak bir şey olduğundan sevabı da hususidir. Bir gün medresedeyiz. Bizim talebelerden bir arkadaş vardı, onun babası geldi bir gün. Çocuğun okul işleriyle uğraşmış. Dili damağına yapışmış böyle. Yani koltuğa oturduğunda hani şey oluyor ya, telefonun şarjı bittiğinde böyle empty diye sinyal geliyor ya, o sinyali adamın gözünde gördüm. Ya dedim abi iyi misin? Nasıl durumlar? Ya dedim Mehmet hocam dedi, iyiyim dedi. Ama biliyor musun dedi, bak şu oruç dedi, Allah'tan başkası için tutulmaz diyor. Yani onu fark ediyor insan. Allah'tan başkası için hakikaten aç kalmak mümkün değil. O yüzden sevabı bu kadar hususi bir aydayız. Evet. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Şimdi kıymetini takdir etmeyen bir zümre olacak değil mi? Bir şeyin kıymeti ihtiyacıyla doğru orantılıdır. Şimdi mesela kumun bir kıymeti yoktur. Niye? Evde ne yapıyorsun kumu? Yesen yenilmez, içsen içilmez. Ama altın kıymetlidir değil mi? O yüzden ihtiyaç çoktur. Ne kadar çoktur? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bir dağ kadar olsa bir dağ daha ister diyor. Niye? Kıymeti fazla. İhtiyacı çünkü çok fazla altının değil mi? Alsam bitmez harca harca. Şimdi demek ki bir insan Ramazan'a neden kıymet vermez? İhtiyacını hissetmez. O zaman tersten bakalım. Bir insan sürekli içine dönük bir yaşam yaşasa. Dese ki ya Rab ben kendimi nasıl affettireceğim? Sen benden nasıl razı olacaksın? Ben biliyorum ki amellerimle cenneti kazanamayacağım. Ve mutlaka seni razı etmem lazım diye. İnsan sürekli kendisini muhasebe etse bir günde duysa ki bir ay geliyor, 1000 veriliyor. İşte o adam için Ramazan'ın bir kıymeti olur. Yani kendisini hesap kitaba tutmayan bir adam için Ramazan nedir? Sıradan bir aydır. Kimilerinde de kültürel bir Ramazan vardır. Orucun maddesi onda vardır. Açlığı vardır. Ama manası onda yoktur. İhtiyacı onda yoktur. Hani mesela bazen esnaflar sıkışır böyle. Çeki, seneti, bilmem neyi. Tam böyle son günüdür, son anıdır. Çok da hikayelerini dinleriz esnaflardan değil mi? Ya o an geldi arkadaş masaya koydu parayı beni kurtardı falan değil mi? Bahsederler. İşte Ramazan ayı tam öyle bir ay. Sıkışmışsın böyle. Ya Rabbi ben nasıl kurtulacağım ya? Bu cennet, bu ahiret nasıl kazanılacak dediğin anda Ramazan geliyor. Neye dokunsam 1000 diyor. Bak böyle bir ay düşün.
Şimdi mesela burada tabii sevaptan daha önemli bir şey var. Sen bir davete çağrılmışsın. Davetten daha önemli bir şey var. Seni o davete çağıran var. Şimdi mesela sizin eve de yemeğe gitsek aynı şey yeriz. Sultanın sofrasına gitsek de aynı şey yeriz ama çağıranlar birbirinden farklı. Şimdi sultan seni çağırmış. Sarayımda ziyafet vereceğim. Sen de demişsin ki ya ben meşgulüm gelemeyeceğim. Meraklanmışsın, dönenlere sormuşsun. Ya ne yaptınız, ne ettiniz? Ya yedik içtik. Bir de herkese şöyle bir kese altın verdi. Ne kadar üzülür insan değil mi? Allah Allah der ya. Narkozda olsan uyanıp gidersin değil mi? Bir kese altın için. Şimdi biz normalde şahsi menfaatimiz için böyle fedakarlıklar yaparız aslında. Mesela bazen oluyor bir yerde bir ekmek dağıtıyorlar. Ne oluyor? İnsan birbirini kırıyor geçiriyor değil mi? Şimdi ahirette bu kadar ciddi şeyler sonsuzluğu dağıtıldığının farkına varsak biz ne için aç kaldığımızı bırak bu ömrü bile tamamen buna feda edebiliriz değil mi? Demek ki biz bir yerde problem yaşıyoruz. Biz Ramazan'dan ahiretimize bakan menfaati anlamamışız. Dünyada küçücük bir işin menfaati için ne yapıyor insan? Ya bu işi de aldım bire bir kattım üstüne deyip sabahlara kadar anlatıyordum ya ne kadar karlı bir ticaret yaptım diye. Ya şu arsayı da aldım ne değerlendi elimde böyle paralandı deyip değil mi? Ama ahiretteki bu menfaati anlama noktasında problem olduğundan sultanın davetine de gitmiyorlar. Hayatlarını da feda etmiyorlar. Peki olmuş mu? Bu hakikati anlayıp hayatlarını feda edenler olmuş mu? Olmaz mı? Sahabe efendilerimiz en başta. Bırak kendi hayatlarını. Ne demişler Efendimiz Aleyhisselam'a? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah demişler. Ancak bu ahiret pazarının hakikatini anlamış bir insan bu cümleleri kurabilir değil mi? Allah Allah. Bizim bunu anlamamamızda bir problem daha var. Biraz ona değinelim. Şu ceset dediğimiz ne için vardır aslında? Ruh için vardır değil mi? Ceset ruhun alet çantası. Yani ruh dünyadaki kazancını bu alet çantasıyla halledecek. Daha sonra bir gün ölecek. Yani cesedi çıkaracak. Toprak altındaki gardırobuna asacak. Orada böceklere, yılanlara, çıyanlara bırakacak. Ondan sonra esas yurduna gidip hesabını verecek. Şimdi biz burayı tam karıştırıyoruz. Ceset ruh için olduğu gibi lafız mana için vardır. Yani Kur'an'ın lafızları okunsa sevabı var mıdır? Çok büyük sevabı vardır. Ama onun bir üstünde bir amaç daha vardır. Nedir o amaç? Kur'an'ın lafzı Kur'an'ın anlamına muhatap olup Kur'anca bir hayat yaşa diyedir. Şimdi böyle bir ayda Allah Azze ve Celle ne diyor? Ne kadar okursanız o kadar sevap diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin buradaki tek gayesi cennet olsa Allah bizi sevapsız da cennete koyar. Cennet onun, cehennem onun. Biz karışamayız. Ama başka bir gaye var burada. Ne demek biliyor musunuz? Daha çok okuyun, daha çok sevap. Yani sevap ne demek? Gazete kuponu demek mi? Hayır. Allah'ın bizden razı olduğunun teşvik primlerine biz sevap diyoruz. Demek burada amaç ne biliyor musun? Kur'an'ı daha çok oku ve onun anlamına daha çok muhatap ol ve hayatını Kur'an üzere bir hayat yaşa. Bak bu toplumda bu cümleler şu an ilaç gibi. Niye ilaç gibi? Bizim gibi İslam'ı kendi çapında yaşamaya çalışan insanların en çok üzüldüğü şey ne? Ramazan Müslümanları diye bir tabir var bizde değil mi? Kültürel Müslüman. Ne oluyor? İşte ceset için yaşanıyor, ruh için yaşanmıyor. Lafız okunuyor, Kur'an'ın hakikat ve manasına geçilemiyor bir türlü. Ondan sonra ne oluyor? Bir ay boyunca yükleniliyor. Bir kulluk ortaya konulmaya çalışılıyor. Kalan 11 ay nedir? Kalan 11 ay. Tefede problem yok. Gıybette problem yok. İçkide problem yok. Zinada problem yok. Biraz garip bir hal değil mi? İşte biz demek maddeden manaya geçemiyoruz. Yani şu Ramazan sadece maddede kalsa, açlıkta kalsa, cesette kalsa, lafızda kalsa biz ancak oruca sabrederiz. Ya şimdi bulaşma bana sinirlerim tepemde zaten deyip etrafımızı kırıp geçiririz. Ama manaya inse ticaret pazarı açıldı, bana fuar açıldı, benim hayvani duygularım midemle birlikte kilitlendi, melek duygularım ön plana çıktı. Ben ahiretin ne olduğunu eskiden malumat olarak biliyordum. Şimdi iman olarak bileceğim meselelerini bir çözebilsek Ramazan'ın bizde kıymeti artacak. Neden? En başta öyle söyledik. Bir şeyin kıymeti ihtiyacı şiddetinde artar. Sen ahirete bu denli ihtiyacını anlasan demek Ramazan'ın kıymeti de sende çok artacak. Yani bu ay sadece cüz bitirme ayı değil, Kur'an'a muhatap olma, Kur'an'a göre bir hayat yaşama ayı. Şimdi ben bir kitap yazıp size uzatsam, sabah akşam kapağını övseniz ayıp olmaz mı biraz? Kitabın kapağı ne güzel, rengi ne güzel, fotoğrafı ne güzel, yazıları ne güzel. Ya iyi onlar güzel de, ben sana burada bir mesaj vermiştim. Sen hiç onu okumasan yazar üzülmez mi? Ayıp olmaz mı yazarım? Şimdi Kur'an'ın da sadece lafzıyla muhatap olsak manaya inemedim. İşte bu tür yaşantıların sonu ne oluyor biliyor musunuz? Sadece açlığa sabretmek oluyor. Maalesef. Herkesi tenzih ederim. Yani şurada bir canlıyı alıp şuraya bağlasan, akşama kadar yemek vermesen o da aç kalır. Olay o değil. Maddeden manaya inme olayı bu ay. Evet devam edelim. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır.
ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşvü nevmâ-i âmâl için bahardaki mahi nisandır. Şimdi çiftçi arkadaşlar bilir, nisan yağmuru diye bir şey var. Düştü mü ne olur mahsul, coşar gider. Geciktin tohumu ekmeye, Mayıs'a kaldın. Yok, yok geçti o. Onun zamanı var. Şimdi bizde de bu problemi yaşıyoruz bak. Biz ahiretin manasını anlayamadığımızdan Ramazan'ı da hissedemiyoruz. Dünyada birebir bir karlı ticaret yapalım ya. Şu 100 TL ise şunu 50 TL'ye alayım. Ya 10 gün anlatıyor adam ya. Ya 100'dür de ben 50'ye düşürdüm. Ne kadar kıvrak zekam olurum. Ya bire bin veren bir ticaret var. Hakikatini anlayamıyoruz. Ama öbür ay anlasan oluyor mu? Olmuyor. Nisan yağmuru gibi. Tam o vaktini tutturmamız lazım. İşte Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor biliyor musunuz? O ayın hazırlığı için Ramazan ayında başlamıyor Ramazan hazırlığı. Recep'te başlıyor. Şaban'da arttırıyor. Ramazan'da yaşıyor. Şevval'de devam ettiriyor. Demek o ana konsantre olabilmek için etrafındaki aylara da konsantre olmak lazım. Ayşe annemiz diyor ki nısfı Ramazan'dan sonra. Yani Ramazan'ın yarısından sonra ne o bizi tanırdı ne de biz onu. Görüyor musunuz hayatı? Niye? Demek ki sürekli mertebe katlaya 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 tam böyle melekleri geçen bir yaşantıya ulaşınca insan dünyada hiçbir şey gözü görmüyor demek ki. Evet. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek, içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Şimdi bak, Ramazan'daki kıymeti anlamak istiyorsan şu cümleyi anlayacaksın. Yemeye içmeye bile malayani boş iş diyor. Allah Allah bu ne ya? Yemek içmek benim hayatta kalmam için lazım. Ramazan'da ona bile boş iş diyor. Ya şimdi Ramazan'da yemeye içmeye boş işlemişse diğer işler nedir? Düşün ki yani bir insan bırak yeme içmeyi yatakta geçse bütün Ramazan. Televizyonun karşısında geçse. Öldürsen ne olur? O Ramazan'ı sana hediye olarak gönderen zata hürmetsizlik olur mu olmaz mı? Şimdi mesela şöyle sorular geliyor değil mi? Ya biz Ramazan'ı nasıl geçireceğiz? Niye? Şimdi alışmışız ya hep cesedi beslemeye değil mi? Bizim yaşantımızda ruh ceset için yaşıyor. Aslı öyle mi? Aslı öyle değil. Aslı ne? Ceset ruhun alet çantası ya. Şu cihazları Allah için kullanıp gidecek mi diğerden? Ama öyle olmuyor. Ne diyor? Nasıl öldürürüz ya? Bu Ramazan'da vakit nasıl ölür? Diziler, filmler. Allah Allah. Bire bin verilen bir şeydir. Allah sana bir hediye gönderiyor mu? Gönderiyor. Ne yapıyorsun hediyeyi? Çöpe. Şimdi bakın burada Ramazan'ın kendisinden bile daha büyük bir problem var. Ramazan'ı sana hediye olarak gönderene saygısızlık var ya. Şimdi sen bana bir hediye versen Onur. Ya abi sen kurban olayım ya şu ceketimi de sana hediye. Ben de gözün önünde alıp çöpe atmışım. Ne yaparsın? Ne hissedersin? Ya olur mu böyle şey dersin ya? Ceketimizi üstümüzden çıkardık verdik bu adam çöpe atıyor. Koskoca Ramazan geliyor. Sultanın ulufe dağıtması gibi. Günahkar mısın? İyi misin? Kötü müsün? Fark etmez. Ramazan herkese bereket. Böyle ulufe dağıtıyor sultan. Aldığın gibi altınları ne yapıyorsun? Çöpe atıyorsun. Ya boş ver ya benim dizim var diyorsun. İnanın şuurumuzu yitirmişiz. Başka bir hadise değil yani. Ben bir rivayette okudum. Zebaniler cehennem ehline diyecekmiş ki bre adam bir Ramazan da mı görmedin? Biliyor musun? Yani ayı anlayamıyoruz. Şerri Ramazan'ın manasını, mahiyetini anlayamıyoruz yani. Nasıl ulufe dağıtıyor sultan? Biz bunu anlayamıyoruz. Zebaniler öyle diyormuş. Diyormuş ki bre adam buraya nasıl düştün? Bir Ramazan da mı geçirmedin? Olaya bakar mısın? Bir Ramazan insanın sonsuz akıbetini değiştirebilir. Bre adam nasıl düştün buraya? Bir Ramazan da mı geçirmedin demiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Demek ki burada o sevap kitap hesabından daha üst bir şey var. Sultanın ne yapıyorsun? Hediyesini çöpe atıyorsun. Bakın bir tabir vardır çok muazzam. Nedir biliyor musunuz? İhsan-ı şahanenin reddi idamı muciptir derler. Ne demek oluyor? Sultanın hediyesini reddedersen idamın gerekir derler. İhsan-ı şahanenin reddi idamı muciptir. Allah Allah. Şimdi mesela koca Kanuni Sultan Süleyman denk gelsek böyle. Bir de bize muhabbet beslese, bir de bize teveccüh etse. Dese ki yahu çok güzel haberler, çok güzel müjdeler verdin. Çok güzel de işler yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Buyurun şurada bir kese altın hayır yolunda kullanın diye bize verse. Biz de altını aldığımız gibi ona karşı tekrar atsak. Ya lazım değil sende kalsın. Yarın bir gün lazım olur harcarsın desek. Ne yapar bizi? Ne yapar? Şu kelle burada kalmaması lazım. Niye? Çünkü ihsan-ı şahanenin reddi idam muciptir. E şimdi Ramazan gibi bir ihsan geliyor. Bir hediye geliyor ya. Bire bin. Ya sen bunu buruşturup çöpe attığında inanın olayın vehameti Ramazan'dan, sevaptan, hayırdan çok daha öte bir şey. Allah'ın hediyesini çöpe atıyorsun. Yani bu Allah Azze ve Celle'ye karşı bir hakaret olmuyor mu? Senin için yarattığı hususi bir gün var. Mesela sizin önemli bir gününüz olsa. Ya ben bugün işte ne oldu? Hidayete erdiğim gün ya namaza başladığım gün. Sevinçle herkese anlatıyorsun. Ben de diyorum ki ya üf, tamam yeter gevezelik etme. Namazsa namaz, hidayetse hidayet. Üzülürsün ya. Ya benim önemsediğim bir günü benim en yakın dostum nasıl önemsemezler? Üzülürsün yani. Şimdi Allah'ın önemsediği bir gün, teveccüh ettiği bir gün ya. Bir gün de değil yani. Bir aya sığıştırmış Allah Azze ve Celle bunu. Şehri Ramazan demiş buna.
Kur'an'da öyle geçiyor değil mi? Şehri Ramazan diye geçiyor. Şimdi bir aya bunu sığıştırmış, hususiyet vermiş. Sultanın tahta çıkıp ulufe dağıtması gibi herkese. Öyle sevaplar dağıtmış. Sen dizi izliyorsun ya. Kainat senin için dönüyor. Sen dizi izliyorsun onun karşısında. Geçici dünya gündemlerini karıştırıyorsun. Bire bin verilen bir ayda. Bak Sinan, yemeye içmeye bile malayaniyat diye bahsedilen bir ay düşün. Niye oruç olmuşuz biz bu ayda? Anladınız mı? Aç kalın, beter olun. Ya öyle mana olur mu ya? Bunlarla bile uğraşmayın. Öyle kıymetli bir ay ki. Öyle olmuyor mu? Fuar alanına giden adam ne yapıyor? O malı satacak 3 günde, 3 yıllık kaldıracak, doğru mu? Ne yapıyor adam? Yeme, içme, misafirlik var mı o esnada? Yok yok. Adam böyle sırılsıklam, biz arada oluyor arkadaşların, gidiyoruz. Böyle gömlek ne olmuş biliyor musun? Baştan aşağı su dökmüşsün gibi ter olmuş. Klima da yiyor, bilmem ne de yiyor. Yani belli adam yamulacak ondan sonra. Adam umurunda mı? Umurunda değil. Beni ellemeyin diyor. Ellemeyin beni. Niye? Çünkü yurt dışından adamlar geliyor. Ben bu 3 günde vurdum. 3 yılım öyle rahatlayacak. Şu 3 günde yapamazsam fabrikamı bile kapatmak durumunda kalırım diyor. Ve şimdi aynı şey değil mi? Aynı şey. Sen bir Ramazan'ı değerlendiremeyeceksen ne olacak akıbet? Allah Allah. Farkında değiliz. Niye? Maddede kalmışız, maddede. Ramazan ne? Aç kalacaksın. Sabredeceksin. Dişin ya, böyle bir şey yok ya. Sen bunun manasını aldığında bırak sabretmeyi. İkram ve hediye olarak görürsün. Şükredersin. Sabır değil. Sabır bu işin başlangıcı belki de. Olayın şükre dönmesi lazım. Bunun için de maddeden manaya dönmesi lazım. Buyurun devam edelim. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut... Bir dakika, şimdi burası çok önemli. Cümleyi anlayalım, çok ezem. Güya Ramazan'da geçici bir süre, muvakkaten geçici bir süre hayvaniyet mertebesinden çıkıp melekleşir diyor. Şimdi bakın, Allah Azze ve Celle mevcudatı yarattığında birçok şeyin mertebesi sabit. Bitki bitki gelir, nasıl bitirir hayatını? Bitki olarak. Hayvan hayvan gelir, nasıl bitirir hayatını? Hayvan, camit bir şey, cansız bir şey gelir, nasıl bitirir hayatını? Camit. İnsan öyle mi? Hayır, insanda 4 mertebe var. İnsanda hem camit bir mertebe var, cansız. İkinci katta ne var? Bitki, nebatat yaşantısı var. Mesela saçımız, cesedimiz, bedenimiz nedir? Nebatat yaşantısıdır. Bak dikkat et, yaprak gibi uzar saçın, kaşın. Ya da vücudun aynı onun gibi büyür değil mi? Bir ağaç nasıl belli etmeden büyüyor, vücudun da öyle büyür. Üçüncü mertebede ne var üçüncü katta? Hayvaniyet yaşantısı var. Hayvaniyetten kasıt bizim nefsimizdir. O da affedersiniz bir hayvan gibi yedim, içtim, uyudum, yattım. Bunlara meftun ve düşkün olduğu için onun yaşantısına hayvaniyet yaşantısı denir. Bir de dördüncü mertebe var, o da melek yaşantısı. İnsanda bu 4 mertebeyi dolaşma kabiliyeti var. Zaten dikkat edin mesela, bazen kendinizi bitki gibi hissedersiniz. Hiçbir şey yapasın gelmiyor. Şöyle kolunu kaldırası gelmiyor. Diyorsun ki ya biri beni saksıya koysa da sulasa yok mu diyorsunuz. Bazen affedersiniz nefsinizin böyle güdümünde ona saldır, onu ye, onu iç, ona bilmem. Allah Allah, akşam olur utanırsın ya. Ben niye böyle saldırdım her şeye dersin ya. Niye? O anda hayvaniyet mertebesi çalışmış demek ki. Bazen olur dersin ki ya şu an kıyamet kopsa şu namazımı bölmem. Öyle bir haldeyim dersiniz. Ne oluyor? Melekiyet vaziyeti oluyor değil mi? Şimdi bakın beyler. İnsanda o melek mertebesine, yani dördüncü kata çıkarabilecek kabiliyetler vardır. Allah'ın esmalarının tecellileri. Ama bunlar ne hükmündedir? Tohum hükmündedir. Şimdi sen bu tohumları kulluk toprağına koymazsan, nübüvvetin, peygamberin getirdiği mesajların suyuyla sulamazsan tohumları asla uyandıramazsın. Elimde bir şeftali tohumu var ama onu uyandırmıyorum. Yiyebilir miyim şeftalisini? Yiyemem, ağaç olmaz. Aynı şekilde bizde insan yönüyle kabiliyetler var. Şimdi bak, soru geliyor. Konu nasıl bağlanıyor, dikkat et. Bir insan Ramazan'ın lezzetini neden duyamaz? Bak bak bak, soruya bak. Öyle yıllar geçirdin mi sen de? Geçirdik değil mi? Ben de geçirdim. Bir koca Ramazan geçiyor ama lezzeti? Rivayetleri okuyorsun, Siyer-i Nebi'den okuyorsun, sahabe hayatları okuyorsun, hadisler okuyorsun. Mesela hadis var. Ramazan'a heyecanlanmak imandandır. Allah Allah. Arkadaş, böyle bir hadis var ama Ramazan'ın bir lezzeti, bir heyecanı yok. Bak niye biliyor musun? Şimdi uyuyan bir adamın ağzına yemek koysanız lezzet alır mı? Alamaz. Bizim de o manevi duygularımız, latifelerimiz kulluk toprağında nübüvvet suyuyla sulanmadığından, uyur halde olduğundan koca Ramazan geliyor, ağzımızdan lezzet alamıyoruz. Gözümüzden lezzet alamıyoruz. Kulağımızdan, kalbimizden, duygularımızdan lezzet alamıyoruz. Niye? Latifeler uyuyor. Hangi mertebede kalmış? Hayvanda kalmış, bitkide kalmış, camitte kalmış. Ama melek vaziyetine çıkamamış. Demek Ramazan'ın öncesi var, iman, iman. Şimdi o manevi duygular uyanmazsa olay daha da vahim. Bir insan insan olduğunu bilemez. Hiç uyanmamış ki, nereden bilsin? Şimdi elimde bir tane tohum var, şeftali tohumu. Biliyor mu içinden ne çıkacağını? Bilemiyor, hiç uyanmamış ki, nereden bilsin? O tohumlar uyanmazsa insanlığın ne olduğunu da bilemez. Daha üzücü bir şey söyleyeyim mi? Yaşadığını da insanlık sanır. Ramazan ayı ne yapıyor biliyor musunuz? Senin o mertebeler içerisinde hayvan özelliğin aslında bir eşantiyon hükmünde. Ama çok besleniyor diyor. 11 ay boyunca hayvan özelliğin besleniyor.
Peki manevi duygularım neye hizmet ediyor? Mideme hizmet ediyor. Dur diyor, ben şu mideyi bir kitleyeyim diyor. Kitliyor mu? Kitliyor. Hayvani özellikler güçsüz kalıyor mu? Kalıyor. İsyan bastırılıyor mu? Bastırılıyor. Ben otomatikman neyleşmiş oluyorum? Melekleşmiş oluyorum. Ramazan'da Kur'an okuduğunuzda aldığınız lezzet bir farklı mı? Bir zikir çektiğinizde, bir estağfurullah bile çektiğinde aldığın lezzet farklı mı? Çok farklı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ramazan öyle bir kurtarıcı ki bizi o hayvaniyet mertebesinden kurtarıp bir derece melekleştiriyor. Bakın, şimdi meleklerin hayatına bakalım. Melek yaşantısında neyden lezzet alır? Zikirden, evrattan, sohbetten, değil mi? Bu ve buna emsal şeylerden lezzet alır. Sen Ramazan'da neyden lezzet alıyorsun? Karpuz? Yok, yok diye yiyemeyiz. Tantuni? Yok, ne tantunisi ne? Çay? Yok canım, çay da yok. Aynı melek gibi şeylerden lezzet aldığından bir derece sen de Ramazan'da Allah'ın zorla hediyesiyle. Buna Cebri Lütfi deniyor. Yani sen böyle bir şey istiyorsun ama gücün yetmiyor. Allah da sana zorla hediye ediyor. Cebri Lütfi. Mideyi kitlemesiyle otomatikman bir nebze melekleşiyorsun. Özellikle Ramazan'ın son günlerine doğru bakın öyle insanlara. Daha safiyane bir hal aldığını göreceksiniz. Bakın 24. sözde Üstad Hazretleri bir mesele anlatıyor. Mesele anlatırken bir ibare var. Çok dikkatimi çekti o ibare. Anlatıyor. Diyor ki melek olmayan bilmez diyor. Madem melek olmayan bilmez, bize niye anlattın üstadım? Niye anlattın melek olmayan bilmezse? Demek bizde melekleşebilen bir yan var. Yoksa niye anlattı bize? Doğru mu? Bak ibareye bak. Melek olmayan bilmez diyor. Şimdi bizde camit var, nebatat var, hayvanat var, bir de melek kısmı var. İşte Ramazan'da o kısım daha çok açıldığından bu bahsedilen lezzetlerin her birisini insan daha ziyade biliyor. Böyle bir hediye, böyle bir ticaret alanı Ramazan. Devam edelim mi? Evet, buyur. Veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam... Bakın çok önemli ya. Uhrevi bir adam olur. Hani bazen deriz ya, bu adam dünyalık ya. Bir de neyi var onun zıttı? Bu adam ahiretlik. Allah Allah, evet. Ve tecessütten tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek... Bir dakika, tecessüt ceset demek. Tecessütten tezahür etmiş bir ruh. Ne demek biliyor musunuz bu? Ruhu cesetleşmiş. Ruh kullanıyor artık ceseti. Binmiş cesetin üstüne. Ve bunların her birisini nerede kullanıyor? Ahiret için kullanıyor bakın. Şimdi mideye ham madde girince hangi duygular besleniyordu? Hayvani duygular besleniyordu. Mideye kilit vurdu mu Ramazan'da? Vurdu. Ruh ne dedi ondan sonra? Oh be dedi ya, hayat varmış dedi. Sürekli bu cesedin emrinde çalış, cesedin emrinde çalış. Dur bakayım bir de ben cesede bineyim dedi. Bunu ne kolaylaştırdı? Oruç, Ramazan kolaylaştırdı. Şimdi bak 11 ay boyunca ceset neyi düşünüyor? Akşam ne yiyelim? Ne giyinelim? Saçımı nasıl tarayayım? Ya nerede uyuyayım? Şöyle konforlu bir yatak var mı? Yani milletin uyuduğu yetmiyor, bir de daha konforlu yatakta uyuyalım diye. Şimdi ceset neyle meşgul oluyor? Sürekli yedim, içtim, uyudum, saçımı taradım, güzel kıyafet giydim, öyle yaptım, öyle yaptım. Ramazan'da bir kilitlenince ne oluyor? Ruh oh diyor ya. Şu cesetin istekleri ne oldu? Bitti. Artık diyor benim buna binip Ramazan'ı ihya etme vaktim diyor. İşte bu kolaylığı sağlayan şeyin adı Şehri Ramazan. Devam edelim. Uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmi ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Şimdi insan oruçta kime aynedarlık ediyor? Samediyet. Bakın burada ufak bir değinelim. Samet ne demek? Her şeyin ona ihtiyacı var ama onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Tam ne zaman anlıyorsun bunu? Ramazan'da. Açsın, susuzsun, güçsüzsün, kuvvetsizsin, ikindi geçmiş, belin bükülmüş. Diyorsun ki ya Rabbi vallahi benim sana sonsuz ihtiyacım var diyorsun değil mi? Şimdi burada bir mana var. Ya oruç tutarsın, Samet'e aynı olursun ya da orucu terk edersin, kalbindeki sanemlere yani putlara kul olursun. Ortası yok, maalesef yok. Buyurun. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Şimdi bu kazanma olayı nasıl biliyor musunuz? Mertebe mertebe. Yani bir fakültede okuyor gibisin. Fakülteye her giren kazanıyor mu? Bitiriyor mu işi? Kazanamıyor değil mi? Ramazan ayı da öyle. Herkes girdi mi Ramazan'a? Herkes girdi. Herkes bitirdi mi fakülteyi? Bitiremedi. Şimdi düşünün bir hukuk fakültesi var. Bir tane oraya işte oranın temizlik işini yapan bir arkadaş girmiş. Bir tane de hukuk fakültesi öğrencisi girmiş. Aradan geçti 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl. İkisini ele aldığımızda oranın dış işlerini yapan arkadaş hala aynı kalır. Ama hukuk fakültesini bitiren arkadaş artık avukat olur. Şimdi Ramazan da öyle. Herkes giriyor Şehri Ramazan'a. Herkes bitirebiliyor mu? Herkes bitiremiyor. Yani birimlerimiz nefsimiz itibariyle kütük olarak kalmaya devam ediyoruz maalesef. Şimdi ormanda bir kütük yuvarlansa, senin benim gibi adamın eline düşse ne yaparız? Sobada yakarız. Bir seferlik kullanır gideriz. Ama bir marangozun eline düşse, işi bilen bir adamın eline düşse, sultanın sarayına güzel bir masa olur, yüzyıllarca hayatına devam eder.
Şimdi ya oruç bizi bu şekilde şekillendirecek, sultanın masası edecek ya da ne yapacağız? Kütük gibi yuvarlanacağız, bir sefer yakılacağız, ondan sonra bitecek birimiz. Yani Ramazan'ın bizi bir de şekillendirip terbiye etmesi icap ediyor. O yüzden Ramazan'ın maddesinden ziyade manasını anlamamız çok önemli. Ramazan'daki en son şey belki de açlığa sabretmektir. O kadar çok mana var ki Üstad Hazretleri bir yerde 70'ten ziyade hikmeti, bir yerde 500'den ziyade hikmeti diyor. Ya sen bunların içerisinde sadece orucum birader karışma bana, küfür ederim, seni bozarım falan. Ya bu gerçekten bu işi hiç anlamamak demek. Allah'ın ikramını, hediyesini tahfif etmek, hafife almak demek. Hiç yakışmıyor, hiç yakışmıyor. Buyurun. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise Nas-ı Kur'an ile 1000 aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katıadır. Ya değil mi? 83 sene yaklaşık bir gece 83 yıllık ibadetin sırrını taşıyor ya. Evet. Evet, nasıl ki bir padişah müddet-i saltanatında belki her senede ya Cülüs-ü Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i sanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. O günü bayram yapsa aleme de bayram olur. Niye? Çünkü herkese dağıtır. Hediyeler, ikramlar dağıtır değil mi? Ramazan öyle bir gün. Evet. Raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Allah Allah, bak umumi kanunlar değil hususi kanunlar, ne demek o? O gün sultan seni kapısında boynu bükük görse her şeyi affedebilir. O gün o gündür işte. Hususi kanunların geçtiği gündür, evet. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece sufli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Bakın resmen ikram ya. Biri bize dese ya 30 günde aç kalırsan şöyle olur. Yok arkadaş, olmaz ya. Yapamam yani. Ama Ramazan'da Allah emredince otomatikman o mertebeye yükseliyorsun. Az önce konuştuğumuz melekiyet mertebesine. Allah Allah. Evet. Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani tek başına dilimi kitlesem orucun manası oluyor mu? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Gözünde bir orucu var çünkü gözünde bir midesi var. Kulağın orucu var, kulağın midesi var. Allah her birini hususi bir kul olarak yaratmış. Kulağım ayrı bir kul, gözüm ayrı bir kul. Her birisine ne emir ferman etmişse benim Ramazan'da onlara o emre göre bir de oruç tutturmam lazım. Ey dil, senin bu gıybetin zaten başıma iş açacak. Kes ya, bu Ramazan'da buna da tövbe ediyoruz. Sen Ramazan'da Allah'ın helal ettiği şeylere uzak durup sabredersen haram ettiğini hayli hayli sabredersin. Ey göz, yeter, bakma artık gereksiz malayani şeylere. Ey kulak, bırak şu gıybetleri, dedikoduları. Evet. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek. Bakın muharremat haramlardan, malayaniyat boş işlerden. Yani ömrü telef olacak bir insan bunlardan sıkıldı mı? İşte onun ikramı da Ramazan'da. Bak insanı neyden koruyor? Muharremattan, haramlardan, malayaniyattan, boş işlerden, evet. Ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Her bir azayı Kur'an'ın buyurduğu gibi kullanabilmek, evet. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Şimdi ahirette göreceğiz, Allah bizi muhafaza etsin. Cehenneme gidenlerden o kadar çok dili yüzünden gidenleri göreceğiz ki. Gıybet etmiştir, iftira etmiştir, yalan söylemiştir, yalancı şahitlik etmiştir. Ya şimdi bunları anlasa insan der ki ey dilim, seni dilim dilim keserim artık, o gün bugün sus. Sus artık. Şimdi ben koskocaman bir Ramazan'ın bereketi var. Bak bu kadar ciddi bereketi var. Sultan hususi davranıyor. Umumi kanunlarla da değil, hususi davranıyor. Tam böyle bir ayda Allah'a sığınıp Allah'ım bu dilimin şerrinden, lanetinden, bu kötü dostluğundan beni kurtar demezsem ne zaman diyeceğim? Yani ben dile bu ay oruç tutturmazsam ne zaman tutturacağım? İşte orucu madde olarak yaşarsak anca mideye. Buralar ne olacak? Bu organların orucu ne olacak? Anlamıyoruz, anlamıyoruz buraları değil mi? Evet. Ve o lisanı, tilaveti Kur'an
ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Şimdi şunları dilimizde yapsak ne olacak? Hadi bir elimizde iş var. Dilinde mi kilitliyorlar? Elinde iş yaparken dilinde de salavat getir. Ne olacak? Yok, olmuyor. Olmuyor bizde değil mi? Olmuyor. İşimize gelmiyor. Allah Allah. Devam. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sahir cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için... Bak, mide en büyük. Mideden kitledin mi diğerleri kolay. Bir daha alalım. Oruç ile ona tatili eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Şimdi o küçük tezgahların ham maddesi nereden geliyor? Değil mi? Gücü, kuvveti, enerjiyi nereden alıyorlar? Mide diyor ki ben arkanızdayım, rahat olun. Sen orayı kilitledin mi? Onların da gidiyor. Şimdi bakın. Bizim anlamamız gereken, bugün konuştuk ya, orucun maddesi, orucun manası. Bir olay daha var. Oruç amaç değil, araçtır. Yani oruç anahtar hükmündedir. Siz anahtarı ne için taşırsınız? Mesela hiç şöyle bir şey yaşadınız mı? Ya bir anahtar alayım da cebimde dursun. Yaşadınız mı böyle? Ha? Mesela anahtarcılar anahtarı ne için satar? Ya şöyle güzel güzel anahtarlarımı satayım da evleri süslensin falan. Var mı öyle bir şey? Yok değil mi? Nedir anahtarın amacı nedir? Kapıyı açmak. Demek anahtar varsa kapı açmak içindir değil mi? Şimdi oruç bir anahtarsa bize bir şeyin kapısını açması lazım. Neyin? O insanın içerisindeki duygular var ya duygular. Biz onun kemalini istiyoruz değil mi? Yani hayvandan sıyrıl artık. İnsan gibi yaşa ya. Örneği var mı peki insan gibi nasıl yaşayan? Var tabii, sahabe efendilerimiz var ya. Onlar gibi yaşa, onlar gibi bir hayat yaşa. Şimdi bunu ne sağlıyor biliyor musunuz? Oruç sağlıyor ama oruç anahtar hükmünde. Yani oruç amaç değil, araç. Amaç ne? Benim kemalata ulaşıp daha iyi bir kul olmam değil mi? Şimdi orucun bu maddesi, aç kalması bu konuştuğumuz manalarına hizmet etmezse bizim için oruç ne olur biliyor musunuz? Izdıraplı günler olur. Maalesef öyle olur. Öyle de oluyor değil mi? Örnekler görülüyor maalesef. Orucum bana bulaşma. Sinirlerim tepemde. Allah Allah. Tam farklı olması gerekiyordu. Hani seni hayvaniyetten kurtarıp böyle bir melek vazifesine büründürmesi gerekiyordu. Zaten orucum, onu da kırarım, onu da yıkarım. Oldu mu şimdi oruç? Olmadı. Maddesinde takılıp kalmışız. Şimdi bakın bunun manasını bir konuşalım. Allah nasip ederse ahiret alemine gidebilirsek, hele hele o cenneti bir kazanabilirsek, şöyle bir yukarıdan baktığımızda diyeceğiz ki Allah Allah, ben bu dünyaya nasıl sabretmişim diyeceğiz ya. Bakın dünya ahiretin yanında öyle bir yer. Diyeceğiz ki ya Rab, böyle yıllarca ben nasıl dayanmışım bu dünyaya? Nasıl sabretmişim bu dünyaya? Bu dünya nasıl bir yer biliyor musunuz? Yemek yiyorsun yani o. Tantuniler, kebaplar konuşuyoruz ya. O kadar ucuz lezzetler ki. Ucuz olması nereden belli? Doyunca lezzeti gidiyor. Yani bu dünyanın lezzetleri açlığa bina edilen lezzetler. Dünyadaki lezzetlerin her birisi zıtlığına bina edilmiştir. Su lezzetli gelir ne zaman? Mide hararet yapınca. Yemek lezzetli gelir ne zaman? Çok acıkınca. Kavuşmak lezzetli gelir ne zaman? Çok özleyince. Bakın esas lezzet böyle değil. Esas lezzet böyle olmaz. Bu dünyadaki lezzetlerin her birisi zıttına bina edilmiştir. Ahiret aleminde nasıl? Ahiret aleminde ne doymak var, ne acıkmak var. Sadece lezzet için yiyeceksin. Ne kadar yiyeceksin? Ne kadar yiyebilirsen o kadar yiyeceksin. Sonsuz. Yani sadece böyle elinize bir avuç fındık alıp ömür geçirmeyin lezzet alıyorum diye. Ahiret. Acayip bir şey. Ama bu dünya nasıl? Yalancı lezzetler var. Mesela şimdi güzel bir yer görüyoruz. İki geziyoruz. Dağ tepeye çıkıyoruz. Ne oluyor? Yoruluyoruz. Izdırap oluyor. Demek bizim gezmekten yorulmamamız lazım. Bu da bu dünyada mevcut mu? Mevcut değil. Bakın esas lezzet diyarı burası. Bu manayı anlayan bu ticareti yapar. Şimdi şurada koltukta oturmuşuz, muhabbet ediyoruz. Bir belim ağrıyor, bir dizim ağrıyor, bir dişim ağrıyor. Ya garip bir şey ya. Baksa biri de der ki o demir gibi gencecik adam. Şimdi baktığında demir gibiyiz icabında. Ama bir de içimizi sor. Annenin başına bir şey geliyor, ona üzülüyorsun. Kardeşinin başına bir şey geliyor, ona üzülüyorsun. Çok affedersiniz, ahirette olmadığı için söylüyorum. Birden hapşırıyorsun, sıvılar akıyor. Ahirette onlar da yok ya. Ya bunların olduğu bir diyar sana esas lezzeti veremez değil mi? İmkanı yok. Allah Allah. Şimdi biz bu manayı anlasak ne olur biliyor musun? Herkesin gönlünde yatan bir Leyla'sı var. Kiminin Leyla'sı ticaret, kiminin Leyla'sı siyaset. Herkes Leyla'sı için çöllere düşüyor mu? Düşüyor. Aç susuz kalıyor mu? Kalıyor. Biz şunu bir anlasak ki bu dünyadaki lezzetler nasıl biliyor musun? Dünya herkesle nişanlanıyor ama kimseyle evlenmiyor. Biz bu manayı anlasak bu şehri Ramazan işte o zaman bize bire bin veren bir ticaret alanına döner. Ben bu dünyaya talip değilim. Böyle geçen biten zıttına bina edilen lezzetler bana lezzet vermez deyip esas lezzetin ticaretini öğreniriz. Ya öyle öyle gerçekten. Adam şu malı satabilmek için kaç çeşit ticaret öğreniyor biliyor musunuz? Ama iş ahirete gelince ne oluyor? Aa ben onu bilmiyordum ki, hiç aramadın ki. Bir de yalan söylüyoruz. Her arayan bulamadı,
Ama bulanlar hep arayanlar oldu demişler. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha men selam. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.